Herkese merhaba. Ben Kılıdır Eğitim Serinin ikinci videosunu çekiyorum. Önceki videonun son kısımlarına doğru benim mikrofonumda bir değişiklik olmuş. Ekran kalitesi arasında bir anda çok fazla gürültü çıkmaya başlamış. Bunun için kusura bakmayın diyorum. Neyden kaynaklandığını bilmiyorum. Bu videoda da aynı problemi gerçekleşirse tekrar kusura bakmayın. Ben bu videomda Visual Studio Code üzerinde İlk Flutter uygulamasını çalıştırmayı göstereceğim. En son ben profil dizimini görüp açmıştım. Bu açık kalmış. Ben şu an ilk açıldığı halini istiyorum. New File Open Folder. Şu an Visual Studio Code'un ilk yüklendiği şekilde açılmasını istiyorum. Ama bunu nasıl açacağım şu an bilemedim. Evet, şu an istediğim şekilde açtım. Bu derste dediğim gibi Flutter videosunu ilk Flutter uygulamasını Android Studio diyorum. Visual Studio Code ile çalıştırmayı göstereceğim. Burada bu Visual Studio Code tanıtmayı düşünmüyorum. Ama incelemenizde fayda var. Burada Command Palette. Bunu açıyorum ve bunu kısalabilir. CTRL Shift P'ymiş. Ben buraya Flutter No Project dediğim zaman bana Flutter'a bir isim verdi ve bu arada güncelleme gelmiş. Flutter uygulamaya bir isim ver diyor. Ben ilk kullanma diyor. Flutter alttan T uygulamam deyip Enter'a uygulamam deyip Flutter programı oluşturacağım ve bunu nereye kurayım? Ben bir development klasörüm vardı. Şu an bunu bu ders için kullanabilirim. Ben buraya açtığım zaman benim için ilk Flutter dosyamı oluşturuyor. Burada gördüğünüz gibi benim için bir dart dosyası açması gerekiyordu. Evet, Libby içerisinde benim main dart dosyamı da çalıştırdı ve Flutter program artık hazır. Ben buraları daha sonra videolarda sileceğim. Buraları baştan kendimiz yapacağız. Ama bu videoda da Flutter uygulamasını Visual Studio'da başlatmayı görmüş olduk. Daha sonra buradan bir terminal çalıştıralım. Ben burada tekrar bir Android 3 emulatör çalıştırmamız gerekiyor. Daha sonra Flutter run yapacağız. Tekrar ben emulatörü buradan çalıştırıyorum. Ben listimi almayacağım çünkü Flutter emulatörü çalıştıracaktım. Yaptığım zaman emulatörümü çalıştırıyor benim için. Bu böyle bir kenarda dursun. Aslında bunu buradan çalıştırmak pek iyi olmadı benim için. Ben buradan kapatacağım. Başka bir terminal üzerinden emulatörümü çalıştırmayı planlıyorum çünkü Flutter'dan oradan yapmak istiyorum. Arada Flutter emulatör buradan çalışabilirsin bu. Nasıl bir hata aldık bilmiyorum. Evet, emulatörü baştan başlatıyorum. Emulatörün açılması için biraz zaman gerekiyor. Hele ilk kurulumdan sonra açılırken birazcık daha yavaş açılıyordu. Neyse ki çok beklemedik. Ben daha sonra buraya tekrar bir Flutter'da aktaracağım. Burada
Biraz bağlanmış mı, bağlanmamış mı? Bunları görelim. Evet, şu an bir connect device'ımız var. Şu an full otel çalışma için her şey. Tamam. Ben buraya o zaman en son full otel run yazdığım zaman benim full otel dosyam açılacak. Bu da uzun sürüyor. Normalde videoyu duraklatabilirdim. Onda ne kadar süreceğini şu an bilmiyorum. Yine bu ilk kuyumda olduğu gibi ilk kuyumda çok daha uzun sürüyor. Umarım şu an bizi çok bekletmez. Flutter uygulamamızı emulator üzerinde biraz sonra göreceğiz. Ben şu an durduracağım videoyu. Az sonra olduğu zaman tekrar başlatacağım. Arkadaşlar benim kuyumum bitti. Telefon üzerinde ilk Flutter uygulamamızı açmış olduk. Hiçbir değişiklik yapmadan kapatmak istemiyorum. Bu sadece Visual Studio üzerinde Flutter çalıştırma videosuydu. Biraz bunu görecektik ama hiçbir şey yapmadan da çıkmak istemiyorum. Ben hiç olmazsa buranın mavi rengini bir sarı yapayım diyorum. Buraların hepsini beraber inceleyeceğiz ama gelip ben buraya yerler yaptığım zaman normalde kontrol save kaydettiğim anda buradan değişik bir görmem gerekiyordu ama Visual Studio'da sanırım bu yok. Ama yine çok kolay. Bu da hot reload diye bir olay var. Direkt buna gitmeye bastığınız zaman çok hızlı bir şekilde kolunuzdaki değişikliği emulatöre aktarıyor ve bu şekilde yazdığınız kodu da emulatörde hızlı bir şekilde çalıştırmayı da görmüş olduk. Benim bu videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.